Söz konusu insanlık tarihindeki krallık ve imparatorluklar olduğunda hanedanın devam etmesindeki en önemli etkenlerden biri de erkek evlattı. Bu durum tarihteki birçok imparator ve kral için önemli bir stres kaynağı olmuştur. Ya bir erkek evlat olmazsa? İngiliz tarihinin en popüler ailelerinden Tudor hanedanının ünlü kralı 8. Henry de bu stresi yaşayanlardan. 1509 yılında tahta geçen Henry ölen abisinin eşiyle evlendirildi. Çünkü Catherine İspanya prensesiydi ve İspanya ile ilişkileri sıcak tutmak gerekiyordu. Henry'nin Catherine'den olan çocukları ya ölü doğdu ya da kısa bir süre içinde öldüler. Sadece bir kız bebek hayatta kalabildi. Mary Tudor adlı bu bebek ileride tahta geçtiğinde yapacağı kanlı eylemler nedeniyle tarihe kanlı Mary olarak geçecekti. Henry gerek kendisine bir erkek evlat verememesi gerekse de kendisinden yaşça büyük olması nedeniyle Catherine'den boşanıp ünlü Anne Boleyn ile evlendi. Bu evlilik boyunca da doğan bebekler yine öldü ve hayatta kalan yine tek bir kız çocuğuydu. Bu bebeğin adı 1. Elizabeth'ti ve ileride İngiltere'ye altın çağını yaşatan en sevilen kraliçelerden biri olacaktı. Henry kendisine bir erkek evlat veremeyen Boleyn'i evliliklerin 3. yılında kendisini aldattığını öne sürerek idam ettirdi. 3. eşinde nihayet bir erkek evlada kavuşan Henry oğlu Edward'ın doğumuna çok sevindi. Ama bu sevinci uzun sürmedi çünkü doğumdan çok kısa bir süre sonra eşi öldü. 4. eşini sadece tablosuna bakarak beğenen ve evlenmeyi kabul eden Henry'nin bu evliliği sadece 6 ay sürdü. Çünkü gelen kişinin tablo ile alakası yoktu. Artık iyice yaşanan Henry'nin 5. eşi kendisinden 30 yaş küçüktü ve bu eşini de aldatma yüzünden idam ettirdi. Tüm bu evliliklerden sadece tek bir meşru oğlu olan Henry 6. evliliğini de yaptıktan sonra 56 yaşında hayatını kaybetti. Ama Henry'nin laneti öldükten sonra da bitmeyecekti. Çünkü 9 yaşında kral olan tek oğlu 6. Edward ne yazık ki birkaç yıl sonra hastalıktan ölecekti. Gerek geçmiş gerekse de günümüzde bebeğin cinsiyeti bazı insanlar tarafından çok fazla önemsenmektedir. 8. Henry'nin yaptığı gibi bazı erkekler bu konu için eşini suçlamakta, hatta bazıları eşlerine şiddet bile göstermektedir. Peki biyolojik olarak cinsiyeti belirleyen şey tam olarak nedir? Mesele genetik tabanlı mıdır yoksa çevre ve diğer şartlardan etkilenir mi? Söz konusu insan olduğunda cinsiyetin genetik tabanlı olduğunu görürüz. Normalde insanda 23 çift kromozom vardır ve bunlardan biri cinsiyeti belirleyen kromozomdur. Çoğumuzun bildiği üzere kadınlar XX erkekler XY cinsiyet kromozomlarına sahiptir. Söz konusu bebek olduğunda anne ve babanın kromozom çiftlerinden sadece bir tanesinin bebeğe geçmesi gerekmektedir. Anne XX olduğundan anneden yumurta aracılığıyla gelecek kromozom sadece X olacaktır çünkü başka bir ihtimal yok. Babadan ise sperm aracılığıyla ya X kromozomu gelecektir ya da Y kromozomu. Eğer babadan gelen kromozom X olursa çocuğun cinsiyeti kız olacaktır. Babadan gelen kromozom Y olursa bebek erkek olacaktır. Yani ihtimal %50 ve insan başta olmak üzere birçok memelide bebeğin cinsiyeti sadece baba tarafından belirlenir. Doğadaki diğer canlı türlerine baktığımızda çok fazla çeşitlilik olduğunu görürüz. Mesela bazı sürüngen ve kuşlarda da cinsiyeti belirleyen kromozomlar söz konusu. Ama bizden farklılar. Mesela erkek kuşlar ZZ iken dişiler ZW'dur. Mekanizma insandakine benzer şekilde olmakla beraber bizden farklı olarak kuşlarda cinsiyeti anne belirler. Bazı hayvanlar için cinsiyetin belirlenmesinde başka faktörler de söz konusu olabilir. Mesela bazı timsah ve kaplumbağa türlerinde yumurtadan çıkacak yavrunun cinsiyeti sıcaklığa bağlıdır. Yumurtanın gelişimi açısından kritik bir dönem vardır ve bu dönemde yuvanın sıcaklığı yavrunun cinsiyetini belirler. Eğer sıcaklık belirli bir değerin üzerindeyse yumurtadan çıkacak olan yavrular dişi, altındaysa erkek olacaktır. Söz konusu bazı tropik balıklar olduğunda işler iyice karışmaktadır. Mesela palyaço balıklarında baskınlığı belirleyen şey vücut büyüklüğüdür. Grubun en büyüğü dişi, ikinci büyüğü ise erkektir. Grubun geri kalan balıkları cinsiyet konusunda farklılaşmamış küçük üyelerden oluşur. Eğer gruptaki dişi ölürse çok ilginç şeyler olur. Grubun en gelişkin ve baskın erkeği hemen dişiye dönüşür. Farklılaşmamış türlerden biri de gelişerek grubun yeni erkeği olur. Karınca ve bazı arılar açısından da oldukça ilginç bir durum söz konusu. Normalde kraliçe karınca çiftleştiği erkeklerden aldığı spermleri depolar. Yumurtlama döneminde eğer yumurtasını spermle birleştirirse o yumurtadan dişi karıncalar çıkar. Eğer yumurtalarını spermle birleştirmezse o yumurtadan sadece erkek karıncalar çıkar. Yani ilginç bir şekilde tüm erkek karıncalar teorik olarak babasız sayılır. Canlılar dünyasına baktığımızda bunlar sadece birkaç örnek olup muazzam bir çeşitlilik söz konusudur.
Son olarak insandaki cinsiyet kromozomları ile ilgili ufak bir detayla bitirelim. Normalde Y kromozomu X'e göre oldukça küçüktür. Bazı çalışmalara göre bunun nedeni Y kromozomunun zaman içinde kısalmasıdır. Aslında ilk başlarda Y kromozomu da X kadarmış ama zamanla kısalarak bu hale gelmiş. Hatta böyle giderse 4,6 milyon yıl sonra yok olması beklenmekte. Ama daha yakın dönemde yapılan şu çalışmaya göre son dönemde bu kısalmanın oldukça azaldığı ve artık daha fazla kısalmayacağı öne sürülmekte. Sonuç olarak zaman ne gösterir bilinmez. O yüzden hala vakit ve imkan varken hem X'lerimizin hem de Y'lerimizin kıymetini bilelim.